Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere maalesef ki artık Nokia adı geçmiyor. Microsoft'un ya da Microsoft'un ürettiği Lumia 535 isimli telefonu inceleyeceğim. Telefon 535 artık ne derseniz deyin, burada modelinde saat olarak hep yazıyor Nokia. Kutu aynı. Hey gidi hey, bundan Nokia alırdı. Cihazın satış fiyatını baştan söyleyeyim, 599 TL. Cihaz bu. Microsoft logosu var işte. Microsoft, Nokia yazmıyor ama Nokia. Finlandiya üretim bu arada. Yani Çin'de, Made in China falan değil de Çin'de birleştirilmiyor. Kutusundan sadece Nokia şarj aleti çıkıyor fakat onda da artık Microsoft yazıyor. Kulaklık çıkmıyor. Keşke çıksaydı. Şöyle atalım. Telefon bir efsanenin sonu niteliği taşıyor bende. Artık Nokia değil, Microsoft'lu çıkıyor Lumia'lar. Nokia'nın eski Türkiye'de olmayanlar falan belki gelir, Türkiye'de gelir mi bilmiyorum. Fakat insan yine de bir kötü hissediyor. Şunun parlaklığını yüksek yapmayalım, hani yüksek yapalım. Şimdi telefona gelirsek, telefon 14 santim boyu var. 7.2 santim eni var. Ve 8.8 santimde inceliği ya da kalınlığı var. Size artık hangisi uygun geliyorsa. 146 gram 5 inç ilk ekran bir telefona göre bence biraz ağır. Onu da söyleyeyim, hani koskoca şey vardı. Geçen ne tanıtmıştım ya. Bu yandan ekranlı vardı ya. Note H'e 174 gramdı. Bir de ekranı falan daha büyük biliyorsunuz. Onun yanına ona göre şey biraz ağır kalıyor. Ekran çözünürlüğü 540'a 960 ppi. Gorilla Glass 3 bir ekranı var. Hani bu telefon açıkçası çok fazla tanıtılacak bir şey yok. Hani biliyorsunuz düşük segment bir telefon. Giriş seviyesi Windows Phone olarak geçiyor. Fakat en büyük özelliği ve güzel özelliği bana kalırsa, benim en beğendiğim özelliği, ciddi bu özelliği olmuş. Arka kamerası da 5 megapiksel. LED'i var. LED flaşı var. Ön kamerası da 5 megapiksel ve ön kamerası geniş açılı selfie kamerası. Bu konuda iyi. Görüntülü konuşma falan yapabiliyorsunuz. 3G var. Snapdragon 200. Adreno 302 var. 1.2 GHz'de Cortex A7 işlemci yardım ediyor. 8 GB belleği var. Kendi gelen belleği 8 GB. 1 GB RAM'i var. Ki RAM'i düşük demeyin. Windows Phone 8.1 işletim sistemine göre 1 GB RAM oldukça iyi. 128 GB'a kadar da arttırılabilir bir hafızası var. Şöyle kapağını göstereyim. MicroSD kart girişi burası. Şey girişi de burası. Pili çok güzel. Simsiyah Microsoft yazıyor. 1905 mAh. Yani Bill Gates de Galatasaraylıymış, bunu öğrendik. 1905. 2000'e de yuvarlarlardı ama bunlar hep subliminal mesaj. Görüyorsunuz. Her yerdeyiz. Güzel özelliklerden bir tanesi Cortana. Hani şu an aktif değil bacımız ama biliyorsunuz Cortana iddialı bir sekreter tarzı asistan diyeyim. Bu telefonun dual sim kart, yani çift sim kart takılan versiyonu da var. Bizdeki tek sim kartlı. Ayrıca dediğim gibi 15 GB'a kadar da ücretsiz OneDrive, Microsoft OneDrive bellek de, bulut belleği de alabiliyorsunuz. Bulut belleğin de güzelliklerini iCloud vakasıyla da görmüştük. Oldukça da hoşumuza gitmişti. Sağ olsunlar. Telefonda oyun oynamayacağım. Hani telefonun giriş seviyesi bir telefon. Ekran işte 5 inç dedik. 540'a 960 ppi. Gelelim fiyatına bunun. Hani ilk Microsoft telefon, hani Nokia Lumia olarak değil, Microsoft Lumia olarak lanse edilen ilk telefon 599 TL bir fiyat olarak fiyatıyla geldi. Hani ne bileyim, bence 499 gelseydi, hani 600 olacağına 500 olsaydı diyeyim ya da bizim tabirle, daha da iyi olurdu. Microsoft'un ya da Microsoft'un işte şu tabirleri çok takılıyorsunuz, ben gıcık oluyorum. Daha iyi bir giriş yapmasını sağlardı. Kötü telefonum değil. İşte en büyük özelliği ne diye soracak olursanız, en büyük özelliği şu arka kapağının 8 renkle değişmesi. Hani şimdi kalkıp bu özellik içinde Nokia'yı almasaydınız, Nokia 5110'da da kapak değişiyordu. Hey gidi hey, ilk telefonumdu bu arada Nokia 5110. Telefonu tanıtma sebebim, hani dediğim gibi Microsoft Lumia olarak çıkan ilk telefon. Hani Nokia Lumia değil, ondan tanıttım. Açıkçası da hiç içime sinmedi. Nokia'yı görmek üzdü beni. Gözlerim kör olaydı da şu efsanenin çöküşünü görmeyeydim anasını satayım. Neyse. Dediğim gibi telefon bu. Fiyat olarak bana bir tık fazla geldi, bilmiyorum. Ama hani alınmayacak bir telefon mu? Hayır, tabii ki değil. Onu söyleyeyim. Hani 128 GB'a kadar sırf şeyi çıksa, bellek çıkıyor. At müziği dinle, öyle de bir telefon. Şarjı da uzun gider. Bakmayın siz 1905 mAh olduğuna. Onlar Galatasaray'da yapmışlar böyle bir olayı. Bence makine olarak iyi ama dediğim gibi fiyat konusunda bir tık daha aşağıda olabilirdi. Bakalım Nokia kadar sağlam mıymış?
Evet. Hala sağlam. Çünkü hala Nokia'nın Finlandiya'daki fabrikasında üretiliyor. Bayağı da duygulu anlar yaşadım. Niye böyle oldu bilmiyorum. Evet. Bizi Webtekno Facebook sayfasından, Twitter adresinden, Webtekno TV YouTube kanalından, burayı böyle es geçmeyin, iki tane ödül var bu kanalda. Webtekno.com'u takipte kalın. Yani bundan abone olarak takip edin. Lafımı bitireyim. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayır, 51 onda da vardı. Renkli kapak. Ne gereği vardı yani satın aldın Nokia? Ne oldu yani alınca da?